Merhaba Kripto Nefsi izleyicileri. Bu videomuzda sizlere iki altcoin'den bahsederek başlayacağız. İlk olarak geçtiğimiz haftaya damgasını vuran Bonk'tan bahsedeceğiz. Bonk, geçen haftaki yükselişlerin ardından sıkça karşımıza çıkıyor. Son dönemde dijital varlıkların çoğunun karında kayda değer bir artış var. Bunu hepimiz gözlemliyoruz. Ancak en öne çıkan ve özellikle son bir ayda %580'in üzerinde çıkış yaşayan Bonk, kripto piyasasında en çok dikkat çeken coin oldu. Bonk'un değerindeki son artış birçok önemli nedene bağlanıyor analistler tarafından. Birincisi, Binance ve Coinbase, bu iki önemli kripto para borsası Bonk'u borsalarına dahil etti. Ve bu dahil etmenin ardından, özellikle Coinbase'in bu desteği vermesinin ardından varlık hızla yukarı yönlü bir yörünge çizdi ve geçen hafta Coinbase haberinden sonra adeta fırladı diyebiliriz Bonk'la ilgili. Token'ın tabi kayda değer bir fiyat performansına katkıda bulunan bir diğer etken de meme coin'leri çevreleyen bir çılgınlık var. Bu nedenle Bonk coin'de acaba yükselişine devam edecek mi diye özellikle meme coin sevenler bu projeye sıkça yatırım yapıyor, büyük bir ilgi gösteriyor. Öte yandan Shiba Inu ile ilgili birçok gelişme yaşanıyor. Önde gelen meme coinlerden birisi biliyorsunuz Shiba Inu ve ekibi geçtiğimiz haftalarda Shibarium Katman 2 ağının Ocak 2024'ten itibaren SHIB tokenlarını yakmaya başlayacağını doğruladı. Shibarium'daki işlem ücretlerinin de %70'inin SHIB tokenlarını yakmak için kullanılacağını belirtti ekip. Tabi kalan %30'luk kısımsa ağın sorunsuz bir şekilde, verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için kullanılacak denildi. Son günlerde bir zamanlar bol sıfırın atıldığı ve yatırımcılara iyi paralar kazandıran Shiba Inu'nun alternatifleri de aranmaya başladı. Bu yeni projelere örnek, alternatif projelere örnek verecek olursak geçtiğimiz günlerde başarılı bir ön satış süreci geçiren Bitcoin Mintrix'i söyleyebiliriz. Daha önceki birkaç videomuzda da Bitcoin Mintrix'i incelemiştik. Mining odaklı ve Cloud Mining seçeneğiyle yatırımcıların oldukça dikkatini çeken bir proje oldu Mintrix. Bir diğeri ise Meme Combat'tı. Meme Combat'ta meme coin sevenlerin ve oyunla, eğlenceyle yatırımı birleştirmek isteyenlerin tercih ettiği bir ön satış projesi olmuştu. Bir diğer yeni projede birkaç gün öncesinde karşımıza çıktı. Bu da çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bir token olan Sponge V2 Token. Önde gelen ve 2023'ün en başarılı meme coinlerinden birisi olan Sponge'ın büyük bir dönüşü olarak lanse edildi. 2024'te topluluk için güncellenmiş strateji açıklandı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Sponge'ın V1'den V2'ye geçiş yaptığı bildirildi ve bu geçişin ardından da Sponge Token V2 satın alanların bu token'ı kazanmak adına da Sponge'ın stake etmek için kullanılabileceği açıklandı. Burada Sponge V2 token diğer ön satış projelerinden biraz farkıyla öne çıkıyor. Nedeni de tam olarak az önce bahsettiğimiz şey, Sponge'ın stake etmek için kullanılabiliyor olması. Çok popüler bir meme coin'di Sponge ve onun halefi olarak piyasaya sürülüyor Sponge V2. Takip edenler hatırlayacaktır. 4 Mayıs 2023 tarihinde Sponge 1 Uniswap platformuna eklenmişti ve daha sonrasında yaklaşık %4000'lik önemli bir artış görmüştü ve en yüksek noktasında 100 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmıştı. Büyük medya kanallarının da bu şekilde dikkatini çekmişti. Sponge V2'de böyle bir listeleme süreci görecek miyiz? Bunu bizler de en az sizin kadar merak ediyoruz. Peki bu token'ı satın almak için de seçenekler bulunuyor. İki seçeneğiniz var. Birincisi, web sitesinin satın alma bölümüne giriyorsunuz. Sponge V1 satın alınıp stake edilebiliyor. İkincisi ise web sitesi aracılığıyla Sponge V1 stake edebiliyorsunuz. Burada ne kadar çok V1 token stake edilirse, bunlar ne kadar uzun süre kilitli kalırsa o kadar çok V2 token kazanabiliyorsunuz. Peki kalan Sponge V1 arzı tükendiğinde ne olacak? Şimdi bu arz tükendiğinde Sponge V2 talep edilebilecek hale gelecek. Daha fazla V1 token stake etme ve V2 token birikimini arttırma şansı yakalayacak kullanıcılar. Sponge V2'den sonra da stake edilen V1 tokenları kalıcı olarak hareketsiz hale getirilecek. Bu sefer olay sadece
piyasa değişkenliklerinden, değişikliklerden kâr elde etmek değil deniliyor. Yani Sponge V2 ekosistemi oyna kazan yardımcı programını da kullanıyor. Nedir bu oyna kazan? Diğer adıyla P2E. Bir oyun tasarlanmış ve özel bir oyna kazan platformuyla aslında token projesini biraz daha eğlenceli hale getirmeye çalışmışlar. Oyuncular oyun oynayarak ve liderlik tablosunu geçerek Sponge V2 tokenları kazanabiliyor bu oyna kazan sisteminde. Oyun kullanıcıların eğlenmek için oynamasına ya da oyun kredisi kazanmak için Sponge V2 tokenlarını kullanmasına olanak tanıyan ücretsiz ve premium sürümler sunacak. Son olarak tokenomiğine baktığımızda da Sponge V2 arzının %10'unun merkezi borsalarda likidite için tahsil edildiği görünüyor. Öte yandan tüm arzın %43.09'u da staking teşvikleri, %7.5'u pazarlama, %4.47'si oyun geliştirme ve %8'i P2E ödülleri için ayrılmış durumda. Projeyi detaylıca izlemek isteyenler için linki açıklama kısmına bırakıyoruz. Ayrıca ilk yorumlar kısmına da sabitliyoruz. Bıraktığımız bu linke tıklayarak Sponge V2 projesiyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sizlere bol kazançlı günler diliyoruz. Kripto dünyası ile ilgili son gelişmeleri ve son haberleri almak için Crypto News YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.